bilen anladınız mı? Çakallar. Ha. Ha, anladınız mı? Bak bir de anlatıyorum. Şurası Poyrazköy. Burası mı Poyrazköy? Burası Poyrazköy abi. Evet dinle. Buradan sizi gemi alıyor. Zızızı, düz kontak. Bulgaristan Varna'ya bırakıyor. Tamam. Sabah 7'de Horoz Ali sizi bekleyecek. Horozu bekletmeyin. Sonra bana ötüyor. Şimdi burası Poyrazköy madem. Poyrazköy evet. Poyrazköy. Ya bizi direkt Sofya bıraksa. Sofya'da ne? Sofya nereden çıktı oğlum? Ya benim burada kız arkadaşım vardı ya. Harcılamam lazım. Biz mesajlaştık. Şimdi diyorum hani burası kaç kilometre? Biz buraya nasıl gideriz acaba? Ya Gökhan bir sus amına koyayım. Bir sus. Kafa karıştırma lan. Bu ontaya getirme. Bu işin bütçesini kim karşılıyor Servet? Efendim abi? Kim ne kadar alıyor Servet? şimdi bütçeyle ilgili... Adem abi, o iş bende. Ödemeyi ben yapacağım abi. Ne? Limana girer girmez eline vereceğim. Ben de sıcak para, keş. Nakit olarak eline vereceğim. Varır varmaz eline vereceğim. Beni çok keklediniz. Ama horozu keklerseniz yolda gagalar sizi söyleyeyim. Estağfurullah oğlum, abi. Sen de o para nerede? Tamam abicim, ben de diyorum, merak etmeyin. Ya ben şimdi Adem abi nasıl gideceğim ben Sofya'ya? Zaten Bulgarcam da yok ya. Hadi git sen Sofya'ya hadi. Hadi yürüyün gidin artık. Tamam Adem abi. Hadi lütfen siktirip gider misiniz abi? Sen siktirin gidin. Yapayım. Lütfen. Tamam abi. Rica ediyorum. Şimdi tamam. Bulgarcamız yeter yok, ya. Bir şeyimiz yok. Şimdi nasıl abi, orada anlaşacağız? Çalışacağım. Gökhan, karakterimi bozuyorsun Gökhan. Arkadaşlar. Rahmetli annem kefen parası diye ayırmıştı. Aha. Allah rahmet eylesin. Ulan Hikmet. Madem bu kadar altının vardı, ne diye bizim başımızı belaya soktun oğlum? Verseydin altınları, ameliyat ettirseydin mi Mihriban'ı? Oğlum senin var ya harbiden... Dur! Oğlum burada toplasan 10-15 bin liralık altın var lan. Mihriban'ın ameliyat parasına yetmezdi ki. Ama şimdi bak kaç kişinin hayatını kurtarıyor. Yanlış mı? Ulan Hikmet, sen çok tehlikeli adamsın ha. Yani iyi ki kılık kıyafet değiştirdik aman okuyum. Hiç dikkat çekmiyoruz ha. Çok yakışmış Necmi. Bunun ha çok sıkıyor ya. Aç şöyle aç. Esnet ha. Esnet zorlat biraz böyle. Aç şöyle gerdir. Abicim bence kaçıyorken hacca gidelim. Hem tavaf ederiz hem de tövbe ederiz. Sıfır yeni bir hayata adım atarız. Arkadaşlar tamam artık her şey için çok geç. Adamlar kapıda, şimdi ikiye bölünüyoruz. Poyrazköy iskelesinde buluşuyoruz, anlaştık mı? Tamam. Tamam mı? Tamam hadi dikkat çekmeyelim o zaman, ikiye bölünelim. Fatma. Şu billurlarını biraz kapat. Servet! Ciciklerini kapat bari. Servet! Fatma! Servet! Ne yapıyorsunuz lan? Sana ne lan? İşte ne yapayım? Hadi abi sen de onlarla git. Onlarla mı? Abicim şimdi bir Yahudi ile bir Arap yan yana çok dikkat çekmez miyiz biz ya? Yürü yürü, bir şey olmaz hadi hadi. Ha tamam. Biraz bekleyelim öyle çıkalım. Kayınço. He. Ya vallahi don içime kaçtı, hissetmiyorum ya. Çıkartayım. Fatma. Oh. Sana güveniyorum aşkım. Oh, ne yapıyorsunuz mahallenin ortasında? Fatma çok fena. Lan konu komşu görecek ya. Bebeğim. Oo, nereye kaçıyorsunuz lan? Rintintin. Estağfurullah Düldül abi. Biz bir partiye gidiyoruz öyle kıyafet. 80'ler konsepti. 80'ler. 80'ler. Abi 80 kaçarım. 80. Alın lan şunları. Yakalan gel. Hop. Kayınço çok sıktı beni. Esnet oğlum esnet. Esnet böyle geçer. Buna koyayım Kolombiyalı esnaf kaçakçıları gibiyim. Hop hop. Ulan bari biraz kaçabilseydik ya. Servet koşun! Hayır ben sikim. Silahlar patlıyor Servet! Eşerler ya! Durun lan! Allah bismillah. Bu sefer bize çok kötü kayacaklar. Dur dur.
Biz polisiz. Arabaya el koyuyoruz. Ekipten arkadaşlar gelip teslim edecek size. Ha öyle mi? Emniyetten. Kimi kandırıyorsunuz lan siz? Siktire gidin. Allah Allah. Hiç polis sevgisi kalmamış be. Yürü yürü.